Cambly, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle konuşarak İngilizcenizi geliştirebileceğiniz online bir platform. Üstelik şu anda Cambly'de yılın en büyük indirimi var. 12 aylık tüm paketlerde tam %60 indirimden yararlanmak için podcast6 kodunu kullanın, İngilizce konuşmaya başlayın. Bizce doğru olan etikette yazanları değiştirip adına inovasyon demek yerine insanların gerçekten ihtiyacı olan ürünleri doğru şekilde üretmek. Hayatındaki gereksiz tüketimi azaltma konusunda ciddi misin? O zaman takkom.tr'ye tıkla ve kişisel bakımını sadeleştirerek başla. Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgisel'in yeni bölümünde Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında İtalya'nın işgal ettiği bölgelerdeki tutumu üzerine konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi herkesin hafızasını zorlayarak aklına bir harita getirmesini rica ediyorum. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaştırıldığı haritayı, İstanbul ve çevresinin İngiltere liderliğindeki müttefik kuvvetler tarafından paylaşıldığı, Ege ve Trakya'nın Yunanistan'a, Güneydoğu'nun Fransa'ya, Doğu Anadolu'nun Ermenistan'a bırakıldığı renk renk boyanmış o planı anımsayın. Eğer ilkokulu Türkiye'de okuduysanız bu haritayı hayat bilgisi ya da sosyal bilgiler derslerinde defalarca gördüğünüze eminim. Kurtuluş Savaşı öncesinde Anadolu'nun farklı devletlere nasıl paylaştırıldığını resmediyordu bu harita. Nitekim Mustafa Kemal Paşa önderliğinde gerçekleştirdiğimiz Kurtuluş Savaşı'nda bu ülkelerin neredeyse tamamıyla savaşmıştık. Savaşın merkez üssü olan Batı cephesinde Yunanistan'a karşı kanlı muharebeler gerçekleşti. İngiltere ile doğrudan savaşmadık. Fakat Yunanistan'ın hamisi onlardı. Güneyde Fransa, doğudaysa Ermenistanlı çetelere karşı şehir savaşları verildi. Henüz bahsetmediğimiz eksik bir ülke var bu hikayede. Aklınıza geldi mi? Evet, doğru bildiniz. İtalya. Söz ettiğim haritadan önemli bir pay verilmişti İtalya'ya. Muğla'dan Mersin'e kadar tüm Akdeniz şeridi, Burdur, Isparta, Konya ve Antalya gibi birçok önemli şehir İtalya'ya teslim bırakılmıştı. Az buz değil, Yunanistan'a verilenden daha büyük bir bölgeydi bu. Peki neden işgalci İtalya askerleriyle hiç savaşmadık? Neden bu bölgelerde hiçbir çatışma veya direniş olmadı? Şimdi sizlere bu sorunun yanıtını vermeye çalışacağım. Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrılıp boynu bükük bir şekilde ateşkes masasına oturmuştu. Osmanlı topraklarına gözünü dikmiş İtilaf devletleri arasında belki de en heveslisiydi İtalya. En büyük arzuları ise İzmir ve çevresini almaktı. Sınırlarını genişletmek isteyen İtalya, 1911'de Osmanlı'nın Ege Denizi'ndeki 12 adasını topraklarına katmıştı. Şimdi bu pastanın üstüne çileği koymanın vaktiydi. O çilek kuşkusuz İzmir'di. Anadolu, Rodos ve 12 adaya yakın olması, zengin taş kömür yatakları, verimli toprakları, iklimi, doğal su kaynakları, çeşitli ağaçlarla dolu ormanları ve hayvancılığa elverişli mera ve otlakları sebebiyle İtalya için iştah kabartıcı özelliklere sahipti bu bölge. Ateşkes görüşmelerinde İzmir ve çevresini istediklerini açıkça ifade ettiler. Kararlılıklarını göstermek içinse 24 Nisan 1919'da Kuşadası'nı işgal ettiler. Şimdi sırada yavaşça kuzeye doğru çıkıp İzmir-Aydın demiryolunu kontrol altına almak vardı. Ancak 15 Mayıs'ta hiç hoşnut olmayacakları bir haber aldılar. Yunanistan çok büyük bir askeri güçle İzmir'e çıkartma yapmıştı. İtalya sırtından hançerlenmişti. Daha önce kendilerine vaat edilen bölge artık Yunanistan'ın kontrolü altındaydı. Yunanistan ise büyük bir iştahla İzmir, Aydın ve Manisa'yı işgal etti. İngiltere'nin Yunanistan ordusuna desteği karşısında İtalya çaresiz kalmıştı. Mecburen
Ege'yi terk ederek daha güneye, Akdeniz'e yöneldiler ve toplamda 40 bin askerle Antalya ve çevresini işgal ettiler. Ancak akılları İzmir'de kalmıştı. Son dakikada yedikleri bu kazığı hiç unutmayacaklardı. Cambly'de tamamı ana dili İngilizce eğitmenlerle birebir ya da grup derslerinde İngilizce konuşabilirsiniz. Üstelik Cambly'de tamamen sizin seçtiğiniz saat ve günlerde sıfırdan gramer öğrenebilir, aksanınız üzerine çalışabilir ve ders programlarıyla kapsamlı bir İngilizce eğitimi alabilirsiniz. Şu an Cambly'de yılın en büyük indirimi var. 12 aylık tüm paketlerde net %60 indirimden yararlanmak için podcast 6 kodunu kullanarak ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla bugün İngilizce konuşmaya başlayabilirsiniz. Bugün birileri için tak teslimat günü. Esnek abonelik sistemimiz ile hayatını sadeleştiriyoruz. İstediğin kişisel bakım ürünlerini istediğin sıklıkta kapına ulaştırıyoruz. Tak.com.tr'ye gir, abone ol, bittikçe yenisi gelsin. Diş macunun, şampuanın, el sabunun hiç bitmesin. Çünkü Tak, senin hayatında kişisel bakımdan daha önemli olan şeylere odaklanmanı istiyor. Peki İngiltere neden İtalya'nın öfkesine maruz kalmak pahasına İzmir'i Yunanistan'a bırakmıştı? İngilizler Anadolu'da yeşermeye başlayan direniş hareketlerinden haberdardı. Nitekim Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmış ve Anadolu'da yeni bir kurtuluş hareketi başlatmak üzere kongreler toplamaya başlamıştı. Bu sırada İzmir ve çevresindeki Yunanistan işgaline karşı çıkan Türk çeteleri gerilla savaşları vererek düşmanı zayıflatıyordu. İngiltere'nin ise bu direnişe karşı gönüllerince kullanabilecekleri bir taşerona ihtiyacı vardı. İtalya'yı istedikleri kadar rahat kullanamazlardı. O yüzden bu rolü Yunanistan'a verdiler. İtalyanlar ise çekildikleri Akdeniz'de sessizce olacakları izlemeye koyuldu. İtalya'nın Anadolu'da işgal ettiği bölgelerde yaşamış insanların ortak fikri, işgal güçlerinin kendilerine karşı çok iyi davrandıkları yönündedir. Bu bilgiyi çok sayıda farklı kaynaktan teyit etmek mümkün. Evet, gerçekten de Burdur, Antalya, Konya ve Muğla'da bölge halkı ile İtalyan askerleri arasında hiçbir çatışma yaşanmamıştı. Bunun çeşitli sebepleri var. Hepsinden önce İtalyanların Türkiye ile özel bir husumeti yoktu. İşgallere pragmatist düşüncelerle girişmişlerdi. Yerli halk ile iyi geçinmeye çok önem veriyorlar. Anadolu'da herhangi bir çatışma içine girmekten imtina ediyorlardı. Bu yüzden işgal ettikleri bölgelerde hastaneler açtılar. İtalyan askerleri köylülere işlerinde yardım etti. Komutanları şehir efradı ile iyi ilişkiler kurdu. Diğer taraftan Türkler de İtalyan işgalcileri bir nevi ehveni şer, yani kötünün iyisi olarak görüyordu. Zira Batı Anadolu'yu işgal eden Yunanistan'ın yerli halka zulmettiği haberleri geliyordu. İtalya askerlerinin olduğu şehirlere ise Yunanistan giremiyordu. Bu yüzden halk Yunanistan geleceğine İtalya kalsın diye düşünüyordu. Diğer taraftan Anadolu'da başlayan milli mücadeleyi de dikkatle izledi İtalya. Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya gelmiş, savaş meclisini açmış, Yunanistan'a karşı savaşacak düzenli orduyu kurma çabalarına girişmişti. Düzenli ordu Eskişehir'in kuzeyindeki İnönü Meydanı'ndan galip çıkmış, Yunanistan ordusuna karşı ilk başarı elde edilmişti. Aynı dönemde Anadolu'nun her yerinde Kuvayi Milliye'ye katılım için seferberlikler başlamıştı. Dört bir taraftan Ankara'ya yeni direnişçiler geliyordu. Elbette Akdeniz bölgesinde İtalya'nın hakimiyet alanında da bu çalışmalar yapılıyordu. İtalyan komutanlar kendi işgal bölgelerinde Kuvayi Milliye çalışmaları yapılmasına seslerini çıkarmadılar. Hatta aynı günlerde Ankara hükümeti Roma'da bir temsilcilik bile açmıştı. Anadolu'daki İtalya işgallerini en kapsamlı şekilde ele alan tarihçi yazar Mevlüt Çelebi, İtalyalı askerlerin Konya'yı işgalini şu sözlerle anlatıyor. İtalyanlar Konya'yı işgal ederken Konya halkı onları dikkatle izliyordu. Şehir içine ilerleyen İtalyan birliklerini izleyen halk üzerinde
bunlar en düşük bir korku tesiri oluşturmuyordu. Halk bunların asker değil, maskara olduğunu dahi söylüyorlardı. İtalyanların bakışlarında Konyalılara şirin gözükmek için çırpındıkları ve çevreyi yadırgadıklarını görmek mümkündü. İtalyanlar yerleşmeye çalıştıkları Konya Erkek Öğretmen Okulu'nu karargaha dönüştürdüler. Karargahlarının bulunduğu yer ıslık sesinden, şakalaşmalarından geçilmiyordu. İtalyan karargahı bir işgal garnizonu değil de meşk eden musiki okulları gibiydi. Burdur'da da farklı bir durum yoktu. Bölgede bir hastane açan İtalyalılar şehirdeki çocuklara kart ve çikolata dağıttı. Yunanistan'ı destekleyen İngiltere'nin İtalya ile arası açılmıştı. Diğer İtilaf devletleri de İtalya'nın isteklerine destek vermiyordu. İtalya müttefikleri arasında yalnız kalmıştı. Bu atmosferden yararlanmak isteyen Mussolini önderliğindeki Ulusal Faşist Partisi iktidarı ele geçirmeye çalışıyordu. Tüm bu sebeplerle İtalya'da ciddi iç karışıklıklar yaşanıyordu. Bu şartlar altında İtalya işgal ettiği yerlerden çekilmek zorunda kalmıştı. İtalya'nın işgal ettiği yerlerden çekilme kararı, milli mücadelenin gücünün ve kararlılığının ortaya çıktığı İkinci İnönü Savaşı sonrasında alındı. Ancak arkasından gerçekleşen Kütahya-Eskişehir muharebelerinde Türk birliklerinin Yunanistan karşısında yenilgiye uğraması üzerine İtalya çekilme işlemlerini durdurdu. Sakarya Savaşı'ndan sonra ise kurtuluş mücadelesinin başarıya ulaşacağı ortaya çıkınca İtalya işgal ettiği bölge ve şehirlerden kesin olarak çekildi. Sessiz sedasız giderken arkalarında da bir sürü silah bıraktılar. Cambly ve Cambly Kids'te 12 aylık tüm ürünlerde geçerli net %60 indirimi kaçırmayın. Ayda 299 TL'den başlayan fiyatlarla yılın en büyük indiriminden tükenmeden yararlanmak için podcast6 kodunu kullanmayı unutmayın. Temiz ve canlı hissetmek hepimizin ihtiyacı. Tak, bir dizi üstün formüllü ürün sunarak kişisel bakımını basitleştirmene yardımcı olur. Sadece gereken kişisel bakım ürünlerini kullanarak sen de aşırı tüketimin karşısında durabilirsin. Seni tak.com.tr'ye bekliyoruz.